çıkmıştı. Bunun da havasını ve Avrupa Birliği'nin dayattığı normları arkamıza alarak demokratik siyasetle mevcut kan kaybını, dağınıklığı, çelişkileri ve yaşanan muğlaklığı aşabilecektik. Kongre, gelin birinci kongresinde bu konuda epey mesafe aldık. Ve denilebilir ki ilk adımlar herkeste bir heyecan da yarattı. Böyle örgütten ayrılma, örgütten kopma gibi bir düşünce aklımızın ucundan dahi geçmiyordu. Bilemem yani tek tek şimdi kopanların içinde bazı kişiler çok bireysel, özel yaşamlarını örgütleyebilmek için, çünkü o tür iddialar çok fazla, tek tek bireylerin o tür yaklaşımları olabilir. O nedenle kopmuş ya da kopma hazırlığı içinde olabilirlerdi o dönem. Ama bu bizler açısından öyle değildi kesinlikle. Eğer düşünülen değişiklikler sağlanabilseydi, düşünülen değişim gerçekleştirilebilseydi, örgüt içi muhalefet demokratik düzeyde yürütülecek. Hem bu kan kaybı olmayacaktı, hem de örgüt bu şekilde bölünmeyecekti. Yani o fakat buna müdahale edildi. Meşhur 25 Şubat bildirisi var. Duran Kalkan'ın kaleme aldığı ve bize artık hayır ilan etmeye başladığı, örgüt içinde olmamıza rağmen, ki biz o zaman Irak sahasındaydık. Avukatlar üzerinden İmralı'dan yapılan müdahaleler ve Cemil Baykın görevsiz olduğu halde sürece müdahale hakkını kendinde bularak bizleri teşhir etmesi hem çelişkileri ağırlaştırdı, bunalımı derinleştirdi. Çok ağır bir kriz içine girdi örgüt. Hem de kongre, gelin birinci kongresinde alınan kararların hiçbiri uygulanamadı, yaşama geçirilemedi. Biz birinci kongrede sivil siyasetten gelen bazı isimlerin öne çıkmasını, örgüt yönetiminde yer almalarını savunmuştuk. Fakat orada tabii çok büyük bir yanılgı yaşadık. Sivil siyasetten gelenler çok iradesiz, çok çapsız, siyasal anlamda da, kişilik anlamında da çok çapsız çıktılar. Hem görevlerine sahip çıkamadılar, hem kendilerinden sivil siyasetten geldikleri için örgütün demokratikleştirilmesinde bir beklenti vardı. Ona da cevap olamadılar. Ve hızla süreç bizi kongre, gelin ikinci kongresine götürdü. Tabii biz ikinci kongreye gittiğimizde artık ipler kopma noktasındaydı. Müdahaleler, örgüt içindeki müdahaleler biraz etkili olmaya başlamıştı. Sivil siyasetten gelenler örgütün tutucu, dogmatik kanadıyla bütünleşmişlerdi. Kongre içinde de Öcalan İmralı'dan yaptığı müdahaleler, özellikle savaş kararının alınması, birinci kongrede alınan sosyal yaşama ilişkin kararların rafa kaldırılması, tartışmasız bir biçimde bir avukatın mikrofonu alıp 1 Haziran'da savaş kararı verilmelidir, yeniden savaş kararı ilan edilmelidir çağrısına büyük ağırlığa rağmen, büyük ağırlığın evet demesi. O dönemde özel ilişkileri olan bazı arkadaşların hem İmralı'dan gelen görüşme notları hem de bu örgütün tutucu kanadı tarafından ağır, rencide edici bir biçtirilmesi. İmralı'nın oraya işte bir şikefte koyup talimatını kongre için göndermesi. Kongre, gel birinci kongresiyle başlatılan süreci tamamen sabote etti. Savaş kararı çıktı. Bizim üzerimize ağır şekilde geldiler. O özel ilişkileri olan arkadaşlar kongre içinde özellikle de bilinen arkadaşlar. Arkasından bizler de ayrılmak zorunda kaldık. Şimdi yani bu çok kısa
genel bir özet ama işin özü şu. Yani hepimiz artılarımız, eksilerimiz ne olursa olsun, eksiklerimiz, yanlışlarımız, 25 yıllık pratik içinde eğer varsa insan haklarına karşı, ulusal karşı işlenmiş suçlarda payımızı görerek de yani şunu söyleyebilirim, hepimiz Kürtlük için bu mücadeleye katıldık. Kürt halkının özgürlüğü için bu mücadeleye katıldık. Ve istisnasız kimimiz 20 yıl, 25 yıl, 30 yıl her şeyimizi bu mücadeleye verdik. Adeta ömrümüzü, yaşlarımızı bu mücadele içinde tükettik. Ama öyle bir noktaya geldik ki örgüt ödenen bu kadar bedele rağmen Kuzey Kürdistan hedefsiz bırakıldı. İmralı Süreci ile birlikte ilk baştaki manifestomuzda ifade edilen özgür ve bağımsız Birleşik Kürdistan'dan içinde ne olduğunu hiç kimsenin bilmediği demokratik cumhuriyete evrildik. Bir ideolojik doğrultumuz vardı. 21. yüzyıl realitesine, gerçeklerine göre ve demokratik dünyayla demokratik bir değişimi birlikte yaşama yerine ideolojik doğrultumuz her hafta gelen görüşme notlarıyla neredeyse Kemalizm değerlendirmelerine, Kemalizm'in yeniden yorumlanmasına vardı. Kaldı ki hepimiz Kemalizm'in birinci cumhuriyeti Kürt halkına getirdiği felaket ve onun yarattığı tarihsel sonuçlar yüzünden katılmıştık mücadeleye. Adeta bu büyük hareketin önüne Kemalizm'i aklama, yeniden yorumlama, onun derinci özünü, birinci cumhuriyetin demokratikliğini, Kürt'e karşı olmayışını yeniden yorumlama görevi sanki bizim görevimizmiş gibi, Kürtlerin göreviymiş gibi önümüze konulmaya başlandı. ABD Irak'a müdahale etmişti. Aslında bu bir bölge müdahalesiydi. Bizler güneyde ortaya çıkan sonuçların benzerini Kuzey Kürdistan ve diğer parçalarda ortaya çıkarabilmek mümkündü. Örgüt ABD'nin müdahalesine karşı tutum aldı. Güney Kürdistan'da çok önemli gelişmeler vardı. Yani ülkemizin bir parçası özgürleşmeye, federasyonlaşmaya doğru gidiyordu. Sorun oradaki iki temel güç, temel örgüt değildi tabii. PKK içindeki sol dogmatik grup hep oradan yola çıkarak bir Güney Kürdistan değerlendirmeleri yapıyor. İlk bir çarpıtmaydı. Kürtlerle işte güneyde ve diğer parçalarda yeni bir anlayışla, ulusal bir anlayışla ittifak ve birlikteliklerin geliştirilmesi gerekiyordu. Buna sıcak bakmadı. İlkel milliyetçi olarak değerlendirildi siyasi hareketler. Ve Kürdistan'da ortaya çıkacak statü de küçük İsrail olarak adlandırıldı. Bu bize büyük bir rahatsızlık yarattı. Savaş kararı temel rahatsızlık noktalarımızdan biriydi 1 Haziran'da uygulamaya konulan savaş kararı. Şimdi bir kere zaten bir savaşan bir örgüttük. Bir savaş hareketiydik ve savaşla çok önemli sonuçlar da ortaya çıkarılmıştı. Ama 2 Ağustos 1999'da yine İmralı'dan gönderilen bir talimatla silahlı mücadeleye son verildi. Silaha dönülemeyeceğini, mevcut dünyada artık silahla sonuç almanın mümkün olmadığını, silahlı mücadelenin aslında bizi de, devleti de başarıya götürmediğini, bundan sonra siyasal mücadele, demokratik mücadelenin esas alınacağını belirten bir kararla biz savaşı ve silahı durdurduk. Ki o zaman örgüt en azından bir federasyon hedefiyle savaşıyordu. Ve bu karar çok açıktan o yönde görüşme notları örgüte iletildiği için